sadece muhalefet belediyeleri yok, AK Partili belediyeler de var ve onların da borçları var. Dolayısıyla bütün belediyelere mi bu borç tahsilatı gerçekleştirilecek? Şimdi Bakan Işıkhan'ın bir açıklaması var. Diyor ki belediyelerden işte 96 milyar liralık prim alacağı için harekete geçti. Parti gözetmeden bildirim gönderilecek diyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapması lazım. İlgili bakanlığın demesi lazım ki tek tek bütün belediyeler şu belediyenin şu tarihten şu tarihe kadar borcu var. Biz de bakalım hangi belediyenin ne kadar SGK borcu var, kim min elindeydi, hangi tarihte el değiştirdi, bu borcu kim yaptı, hangi belediye başkanı yaptı, o dönemin bakanı kimdi, o dönemin SGK genel müdürü kimdi, kim tahsil etmedi, kim bundan üzerine yattı. Şimdi buradan sonra o kadar büyük bir kara delik var ki. Şimdi evet borçları alalım alalım derse, üstüne giderse İbrahim Bey'in dediği gibi hizmet tıkanır. Bir anda ver kardeşim borcunu, bir yılda tahsil ediyorum borcunu derse ve şimdi iki tane şey var. Bir, şeye vermeyebilir, kendi paylarını vermeyebilir. Yani kanunla genel bütçeden her şey nüfusa göre bir pay alıyor. Onu vermek zorunda. Oradan der ki senin borcunu buradan alıyoruz. Onu dedi zaten tamam. Dün Cumhurbaşkanı İki, onu dedi. Bak ama belediyelerin en büyük geliri emlak. Hı. Emlak vergileri. Onu alamaz. Bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Yani emlak vergilerinden pay alabilir. Senin emlak vergilerinden topladığın paradan kardeşim %20'sini borcuna tahsil ediyorum derse ne yapacaksın? Çalışmadığım yer ama eski bilgimle söyleyeyim. Belediyelerin ana gelirinin merkezi bütçeden İller Bankası üzerinden verildiği para olduğunu İstanbul Belediyesi öyle öyle şey ki, yapıyorum. İstanbul yanlış biliyor da tane ve yanlış hatırlıyor olabilirim yok, ama. Büyük şehirlerde mesela her şeyin değil. Geldiğin zaman diyelim ki benim oturduğum sen Beşiktaş Belediyesi'ne. Sen Beşiktaş Belediyesi'nin emlak vergileri kaç para biliyor musun? Tahmin et. Bir şey tahmin edemem yani oradaki şey ama emlak Etileri vergisi... düşün, Levent'i düşün. Daire başına kaç para veriliyor biliyor musun? Yılda. Yani 1500-2000 lira, 3000 lira. 7000 lira. 7000 lira duruma göre. Şimdi Beşiktaş Belediyesi'nin büyük geliri emlak vergisi. Bakırköy'de, Kadıköy'de, bütün Bağdat Caddesi'ni düşün. Çünkü yeniden değerlendirme yapılıyor. He, bir. Evet. İki, diyor ki sana metro geldi, senin yanında AVM var. Sana metrobüs geldi gibi bir takım kriterlerle şişiriyor. Büyük gelirleri var bunların. Şimdi bu yola da gidebilirler. Der ki kardeşim senin borcun var. Senin topladığın emlak vergisinin %10'unu alıyorum der. Nasıl eğlence vergilerinden indirdiler paylarına, belediyelerin paylarını düşürdüler. Buradaki payında da tık diye zaten meclise geldiği zaman el kaldırır AKP, MHP oylarıyla. Böyle bir düzenleme. Bu da tabii büyükşehir belediyelerini yani, etkileyecek bir durum. Yani AK Parti'nin elindeki tabii, belediyelerden tabii daha ziyade muhalefet belediyelerini etkileyecek bir durum olabilir. %90'a CHP'nin elinde. Yani evet. Baktım işte Denizli. O zaman işte siz bunu bir gözdağı gibi görmüyorsunuz. Gözdağı şimdi gibi görüyorum. Bakan Işıkhan'ın açıklamasını da bir kez daha hatırlatırsak, parti gözetmeden bildirimler gönderilecek diyor Bakan Işıkhan. O tamam. Zaman bunu bir gözdağı gibi değil, gerçekten eli kulağında devreye sokulacak bir açıklama olarak şimdi hizmet verecek önce. Büyük göz önünde olan bütün belediyeler CHP'de. Bu eşit davransa bile herkese eşit davrandı. Ha biz de diyelim ki bak hakkaniyetle gitti Bayburt Belediyesi'ne de aynı şeyi yaptı. Geldi İstanbul'daki bilmem ne belediyesine de yaptı. Ama Bayburt Belediyesi'nin hizmet alanı dar küçük çok fazla etkilenmez. Ama İstanbul'daki Ankara, İzmir, Denizli, Bursa gibi belediyelerin bu şekilde parasını kesmek müthiş bir şekilde etkileniyor. Çünkü verdikleri hizmet bir tarafta milyonlara hizmet ediyorsun, bir tarafta 10 bin lira hizmet ediyorsun.